kibire, kıskançlığa ve gurura sürüklenen şey nedir? Peki senin bu kadar güzel olman, bu kadar muhteşem güzel olman, bu kadar tatlı olman, Allah'ın seni bu kadar güzel yaratması ve böyle bir sanat eseri olman ve herkesin seni seveceği kadar şeker olman, bunu nasıl açıklıyorsun? Bu Allah'ın bir lütfu, bir nimeti, Allah'ın bir güzelliği. Allah'a hamdolsun, gözler nefis, burun, dudaklar, kaş, alın. Allah sana uzun ömür versin, sağlık, sıhhat versin, derin iman versin, Allah'a aşık olmanı Allah nasip etsin. Seni cennetiyle, hidayetiyle, nuruyla süslesin. Bereketli ömürle yaşaman nasip etsin. Sana kutsal ruh nasip etsin Allah. Cennette de seni bana dost, arkadaş etsin. Ben güzel yüzünü bir daha dinleyeyim. İnsanları kibire, kıskançlığa ve gurura sürükleyen şey nedir? Tabii ki Allah korkusunun olmaması. Allah korkusu önce kibirin, bak ne diyor ki, Allah korkusu niye var? İşte kibir olması nedeni Allah korkusunun olmamasıdır. Kıskançlığı ne nedeni? Odur. Mesela Allah sevgisiyle yine kibir yapabilir adam. Yani seviyorum diye yapıyor zaten adamı, görüyorsunuz. Her türlü anormalliği ortadan kaldıran nimet Allah korkusudur. Her türlü anormalliği kaldıran. Allah'ı seviyorum diye rezil konuşmalar yapan o kadar çok insan var ki. Ben nurumu bir daha göreyim. İnsanları kibire, kıskançlığa ve gurura sürükleyen şey nedir? Ama çok tatlı bu yani. Bayağı güzel. Hayret bu kadar güzel olması maşallah. Mesela gurur, kibir, kıskançlık. Tek ilacı Allah korkusudur. Allah korkusu olmadı bu hastalıklar hemen gelişir ve insanı kaplar. Kapladı mı ne oluyor? Sevgi ortadan kalkıyor. Sevgi için ne gerekiyor? Allah korkusu gerekiyor. Allah korkusu neymiş? Sevginin başı. Sevginin kaynağı. Güzelliğin kaynağı. Allah korkusu. Mesela hiç insan ummuyor. Allah korkusu, işte Allah korkusunu sağlıyor. Evet, dinliyorum.